Ne güzel yağıyor değil mi Çile abla? Fırtına aldı buraları. Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Gitmek istiyorsan. Bakın burada kim var? Ne Allah Allah, afiyet olsun. Buyur. Gel buyur. Bugünkü videoda miyavlayacağım. Ay Beşiktaş. Mehmet dur. Korkabilir. Anne Beşiktaş'a ver. Fırtına aldı Elmas Hanımcığım buraları. Ama Allah'tan yağsa diyordum. Allah'ıma şükür. Hamdolsun. Gece bir sıcak bastı ama bir ara çok. Ay, yatağa ayaklarımı değdiremiyorum. Evet, çok sıcaktı. Anne odaya gidecek. Sabah namazıyla bir serinlemeye başladı. Sabah namazının peşinden az yağdı da bu kadar değil. Hele bir şimşek böyle bir çaldı, ödüm koptu. Ben şimşek sen biz duymadık. Evet. Beşiktaş'ı korkutacaksın. Bu kuşlar da uyanmış. Hey, kahvaltı bekliyor. Unutma onu. Beşiktaş mutfağına gidiyor. Ay Allah sen kolaylık versin. Var gidebiliyorsun. Ne tutunduğunu kurtaran kurtardı. Anne bak hadi ben. Gel buradan. Hayır ya anneciğim çağırmayın o rahat ettiği yerde dursun. Bak gördün mü? Korktu o da. Ne? Duymadım. Anne dışlamış olabilir. Ben ona... Tası dışarıda ama. Pankek yapalım. O da yer. Anne pankek yiyor değil mi? Yiyor. Anne, yiyordu. Buna şey... hani babam yapmıştı ya. Hani abla... Poğaça gibi bir şey mi? Hani abla çiğ köfte verebilirsin. Çiğ köfte yiyor. Oyun oynayacak. Şimdi sana yemek koyuyor. Ey güzel Allah'ım ne güzel yağıyor, ne güzel yağıyor. Bir bardak su içmeyi unutmayalım. Güne şöyle güzel bir bardak suyla başlayalım. Rabbim serinletti ortalığı. Akşam çalıştırmayı unuttum. Şimdi açalım. Hemen pankek hamurumuzu hazırlayalım. Hamuru hazırlayana kadar tavamızı şöyle kısık ayarla açalım, ısınsın.
Sen ne için geldin şimdi buraya? Ya ona dökmek için. Yardıma mı geldin? Hadi dök bakalım. Ben. Karıştı evet. Şunları da dökeyim ben. Kabartma tozu ve şekerli vanilini de dökelim. Anne. Evet çok iyi yapıyorsun. Efendim. Anne. Daha birazcık daha çıkmaz. Tamam. Anne, çikolatalı var mı? Var. Süreriz. Bunu koyar mıyız? Pişsin, süreriz arasına, tamam mı? Arasına mı bakıyor ya? Hı. Karıştır Mehmet, karıştır. Karıştır anne, karıştır diyordunuz. Şimdi ben de sana karıştır Mehmet, karıştır. Tamam, bundan sonrasını ben yapayım. Sonra pişirmeye geçeceğim. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Tadına bakma şimdi. Daha olmamış. İyice karıştırmamız lazım. Hamurumuz kalite kontrolden de geçtiğine göre pişirme işlemine başlayabiliriz. Biliyorsunuz ki kek hamuru olsun, böyle pankek hamuru olsun, kalite kontrolden geçmeden asla pişmez bizim evde. Yaydıma gelmiş gene bu çocuk. Ama bak, bak göz göz oldu, görüyor musun? Pişiyorlar şimdi. Gördün mü? Bu da cücük oldu senin gibi. Bunu sana ayırayım, az sıcak soğusu. Bana büyük. Sana büyük. Bana çok büyük. Ay havada o güzel koku var ya hani, böyle camdan camdan geliyor. Mis gibi yağmur sonrası toprak kokusu. Bir yandan pankeklerimin kokusu, bir yandan Mehmet'imin, kızlarımın sesi. Allah'ım ne güzel bir sabah uyandık anne, biz böyle. Anne. Bu da bir kaplumbağaya benzedi. Bak bunlar ayakları, bu gövdesi, bu da kafası. Ayakları nerede? Bunlar ayakları, şunlar elleri, ayakları, bu gövdesi, bu da kafası. Şimdi ne yapacağız? Bak göz göz oldu. Yakmadan hemen. Gözü nerede? Gözünün olduğunu hayal ediyoruz. Pıt. 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 Pıt değil. Pıt değil mi? Pıt. 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 Pıt dedim. Pıt dedim. Yakmadan döndürdük. Anne pişti mi? Biraz büyük kulaklı oldu ama Mickey yapmaya çalıştım. Benim de çocukluğumun karakteri. En sevdiğim. Hatta onların böyle gerçekten televizyondan canlanıp şirinlerin falan evimize geleceğini düşünürdüm. Hani söylerlerdi ya, uslu bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz diye. Ben de uslu olduğumda gerçekten onların eve geleceğini düşünüyordum işte.
Neyse ki 3 tane Mickey çıkarabildim. Hamurumun sonu kalmıştı. Evet, 3 tane Mickey ve birçok pankek hazır kahvaltıya. Şimdi kahvaltı masasını hazırlayalım. Bu görevi sana veriyoruz. Sıkı sıkı tut bakalım. Hadi bakalım. Sıkı sıkı tutamazsın. Sıkı sıkı yapamazsın. Evet ablası. Hadi oturun, taburelerinizi pankek getirin. Pankek mi? Pankek. Merhaba arkadaşlar. Bu yılda yağmur dindi. Bazı bebelaklarımız da çıktı. Bebelak kim? Beşiktaş mı? Bebelak, Beşikuş. Oğlum Beşikuş. Afiyet olsun. Haberiniz olsun, Beşiktaş erkek. Erkeksin. İki renkli kediler erkektir, üç renkli kediler kızdır. Sokolifin. Tıka tıkayı. Kahvaltımızı yaptık. Yağmur dindi. Çay keyfisi. Sen yedin oğlum ama. Oğlum yedin sen. Ne? Ne? Ne bahçe güzeli? Hadi buyurun çaya. Çay Çiğdem Ala'dan. Terlikler su dolmuş. Burada ıslak. Islanmış buralar. Ay Beşiktaş ne yapıyorsun bakayım. Buraya inşallah bir perde ay, gelecek Beşiktaş. Bakalım. Ay Beşiktaş. Ay Piretaş. Pireli değil. Islanmıştır. Kendini böyle temizlemek için silkelenir. Dikkat et. Unutma öyle mi? Sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Elmas Hatun dün başladı bakın. Örneğini bir göstersene. Çok güzel çıktı. Ya kelebek. Kelebek örneği çıktı ortaya. Kelebek. Kelebekler uçuşacak yeğenin ayağında. İlk örneğiymiş. Kaç sene, kaç sene. Ta. Tadının tadı sen tamam. Milattan önce. İlk onu yaptım. Ama çok güzel. Canlı renkler kullanınca bir de daha böyle cıvıl cıvıl oluyor. Nisa'cığa yeni kalemlik falan almadım ama yeni çanta alınacak ona da. Onunki... İnternetten baktık ona. Hümacım sabredemediği için hem de kırtasiyeden görüp alalım diye ona kırtasiyeden almıştım. Ama elimizdeki kalemlikleri şöyle güzelce yıkayalım istiyorum. Yeni döneme hazırlanalım istiyorum. Biri de eli yıkayası geldi birine şimdi beni görünce. Mehmet Bey'in. Taburesini almış gelmiş. Ay rengi açıldı vallahi kalemliğin. Makine yapmayayım dedim formu bozulmasın diye elimde yıkayalım dedim hemen 2 dakika şöyle. Sonra da makinem bitmiş, makinemi boşaltayım. Kapattım ama bir daha açacağım şimdi. Çünkü kahvaltı tabaklarını toplamamıştım. Hemen bunları da toplayayım. Sonra bir önemli bir açıklama var efendim. Önemli açıklama dediğim daha önce böyle hani yeni evleneceklere, yeni ev alacaklara böyle verilecek... Eve girmeden önce girilecek
ilk şeyler diye bahsetmiştim. Kuzenime ve yeni gelinimize hazırlamıştım. Onu soranlar olmuş, merak edenler olmuş. Onu söyleyeceğim. Yani önemli açıklama bu. Çok güzel ferahladık, serinledik. Şimdi öğleden sonrayı oldu saat. Birkaç önceki videoma yorum yapılmıştı. Şeyi merak eden olmuş. Hani böyle yeni eve taşınırken makas, Kur'an-ı Kerim, çiçek, su testisi, sürahi bunun anlamı ne diye soran olmuş. Ben de bunu cevaplamak istiyorum. Ben de Instagram'da takip ettiğim birinde görmüştüm. Çok severek takip ettiğim Seren Özgün var. Onu da gördüm. Belki aranızda takip edenleriniz vardır. Bilmiyorum. Yani bu dini herhangi bir şey değil. Sadece hani dua ve dilek niyetiyle yapılmış bir şey. Nisancığım ne oldu? Bir şey anlatıyorum. Bu niye kayıyor? Mehmet bir dakika oğlum. Bu niye kayıyor? At bakalım. Hop. Yakalayamadım. Bir daha at. Top yakalayacakmış. Tamam. Bana müsaade et. Şimdi birazdan top oynarız içeride. Tamam mı? Evet. Tamam. Ama yavaş atacağız. Evin içinde. Top oynarken dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi yeni eve taşınırken veya yeni bir iş yeri açtığımızda hani her şeyden önce, bütün eşyalardan önce girsin dileğiyle, niyetiyle işte hani neden? Bunların her birinin bir anlamı var. Efendim. Ben konuşacağım. Tamam. Ben bir şu konuşmamı bitireyim, sen konuşursun. Hepsinin bir anlamı var. Mesela canlı bitki, çiçek gibi bir hayatın olsun diye. Canlı bitki. Herhangi bir yeşillik yani. Su testisi, tabii çömlek su testisi bulamamıştım. Ben su testisi niyetine sürahi aldım. Onun anlamı da şu. İşlerin su gibi yolunda açsın diye. Trolleyen var videomu ama. Makas karşına çıkacak tüm sorunları, dertleri kessin diye. Kur'an-ı Kerim. Ama iğne var bak, Kur'an'da sana batacak. Kur'an. Tamam anneciğim, az müsaade et bana. Kur'an-ı Kerim'i de söyleyelim. Ne? Gel bak. Kur'an-ı Kerim'de yeni yerdeki hayatımız huzurlu, bolluk bereket içinde olsun diye bunları not etmiştim böyle. Hatta Instagram'da da Reels videosu var. Bulursam böyle bu videonun altına etiketlerim. Oradan linkten tıklayabilirsiniz. Ben de göster. Şöyle defterime not etmiştim. Hatta enerji için bilmiyorum, ada çayı falan vesaire, tüs siyak yakmak doğru belki olabilir. Yani dini açıdan hiçbir değeri yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Sadece böyle şifa, kalpten şifa, dilek, dua niyetine yapılmış bir şey. Ne diyorsun? kusura bakmayın, tam anlatamadık ama Mehmet Bey'le bu kadar oldu. Hadi elma dilimleyelim, elmayı yiyelim. İster misin? Ama ne yapıyorsun anneciğim? Gel. Kimse senin öyle gözünü görmek istemez. Uzaktan görmek isterler. Hoşça kalın de herkese. Hoşça kalın. Buradan söyle. Hoşça kalın değil. Kendinize iyi bakın de. Hoşça kalın demedim daha. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakmayın. Neden? İşte. Hayır, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun de. Görüşürüz de. Kapatıyoruz. Ama şuna basayım be. Fotoğraf çekeceğim. Şuraya bas önce. Fotoğraf çekeceğim. Tamam, önce şuraya basmak gerekiyor. Videomuzu sonlandıralım. Efendim, bu videomuzda böyle bilgilendirici, biraz böyle serinletici bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz bu videolarımı. Ya da böyle WhatsApp durumlarınızda da paylaşabilirsiniz. Kanalımızın büyümesini istiyorsanız. Efendim hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Az önce Mehmet trolledi, kusura bakmayın. Mehmet sabote etti böyle videomuzu. Ama onların canı sağ olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.